Merhabalar, ben Satı. Melek Selin'den kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim yaş pasta. Ben yeğenlerimin doğum günlerinde bu şekilde pasta yapıyorum ve kameralı bir şekilde arayarak doğum günlerini kutluyorum. Onlar da çok mutlu oluyorlar. Onlar mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum. Bugün Ahmet Enes'in doğum günü ve bu pastayı ona armağan ediyorum. Bütün evlatlarımızla beraber Ahmet Enes'imin de doğum gününü kutluyorum ve hayırlı uzun ömürler diliyorum. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Çırpma kıvamı 2 adet yumurtamı kırmıştım. Üzerine yarım su bardağı toz şeker ekledikten sonra mikserimle yaklaşık bir 3 dakika rengi açılana kadar çırpıyorum. Yumurtamızı iyice çırptıktan sonra üzerine yarım su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kakao ve 1 paket de vanilyamı ekledikten sonra tekrardan karışması için çırpma işlemine devam ediyorum. Malzemelerimizi karıştırdıktan sonra da 1 paket kabartma tozu ve 1 su bardağı da un ekleyelim. Ben unumu ve kabartma tozumu eleyerek koyuyorum. Unumuzu da yedirelim. Kenarlarında biriken unumuzu da tekrardan spatula ile bu şekilde yaparak içine yedirelim. Santimlik kelepçeli kalıp kullanıyorum. Altına yağlı kağıt koydum ve üzerine kekimin harcını döküyorum. Spatula ile iyice yaydıktan sonra da kelepçeli kalıbımızı bir sallayarak birkaç kez tezgahımıza vuralım, hava kabarcıkları çıksın. Daha sonra da önceden ısıtılmış 170 derecelik fırınımıza pişmeye bırakalım. Pastamızın ara katmanı içinde pişmeyen bir krema hazırlıyoruz. Bunun için çırpma kabına tam 300 gram labne peynir ekliyorum. Üzerine de 1 paket sıvı krema ekliyorum. Kremamızı da koyduktan sonra kıvam alana kadar çırpıyorum. Kıvamı biraz koyu bir krem şanti kıvamında oluyor. Üzerine hemen 1 paket krem şanti ekliyorum ve tekrardan çırpma işlemine devam ediyorum. İyice çırptıktan sonra ara katmanımız sadece bundan ibaret oluyor. Kenarda bekletelim. Kekimi fırından çıkarttım. Soğuması için kenarda bekletiyorum. Daha sonra da bu şekilde çıkartarak başka bir tabağıma alıyorum ve kelepçesini tekrardan geçiriyorum ve üzerine hazırlamış olduğum kremamı koyarak yayıyorum. Pastamın üzerinin ganaj içinde küçük bir tencereme 1 paket sıvı krema koyuyorum. Ocağıma alarak kaynayacak dereceye gelene kadar ısıtıyorum. Isınan kremamın üzerine de 200 gramlık sütlü çikolata ekliyorum. Ben sütlü çikolata kullandım ama isteğe bağlı bitter de kullanabilirsiniz. Spatula ile iyice karıştıra karıştıra eritiyorum. Eriyen çikolatamızı pastamızın üzerine dökelim. Çikolatamı döktükten sonra spatulayla birazcık böyle hafif dokunuşlarla ben birazcık beyaz gölge yaptırdım altındaki kremasıyla beraber. Dalgalanmasını da yaptıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. 2-3 saat dinlenmeye bırakıyorum.
Pastamı ben 3 saat dinlendirdim. Hemen finalini çekmek istiyorum. Çünkü bugün doğum günü olduğu için hemen paylaşmak istedim. Bir gece dinlendirirseniz bu çikolatası çok daha güzel donacaktır. Kesme işleminde her seferinde bıçağımızı silelim. Daha sonra da nasıl arzu ediyorsanız o şekilde süsleyebilirsiniz. Lezzet olarak gerçekten muhteşem oluyor. Kesinlikle de tavsiye ederim. Tekrardan Ahmet Enes'imin doğum gününü kutlamak istiyorum. Nice yaşların olsun teyzem, seni çok seviyorum. Buradan kocaman öpüyorum. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.